Evet, en son basamak sayısını bulmuştuk. Şöyle tekrardan yapalım. Gelelim. Biraz uğraşmıştık. Küçük hatalar yapmışız. En sonuncu basamakta 4 tane var. Bir tane de eklersek en sonuncu basamakta 8 tane olur. Şu an şunu anladık. Biz hala yapamamışız. Şunu int yapacağız. Tekrardan deneyelim. Evet. Bunları yaptık. Bloklarımız şöyle şuraya bir tane boşluk bırakıp blocks dizisini de yerleştirelim. Kaç tane bloğumuz var arkadaşlar? 4 tane bloğumuz var. Bir tane daha yaptık. Blok sayımız sanki biraz arttı gibi. Şimdi kapatıp çıktıdaki sayalım. 4. 4 tane daha, evet. Bayağı bir blok sayımız artmış. Blok sayısı neden artıyor? Select'e basınca tekrar tekrar ekliyor çünkü. Biz onu diyeceğiz ki. Hatta buna bir şey demeyeceğiz. Biz bunu buradan alacağız arkadaşlar. Şuraya yapıştıracağız direkt. Evet. Hatamızın da sonuna gelmiş olduk. Gördüğünüz üzere 4 demeye başladı. Bir tane daha yapalım. FPS çok düştü bu arada. Bilgisayar biraz ısınıyor çünkü FPS sonsuza kadar açık. Onu bir sınırlayalım. Bir de sürekli bir çıktı olduğu için tabii ki de ısınıyor yani. Tekrardan deneyelim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere gayet iyi çalışıyor. Şunu kapattık hemen. Evet, artık şu print'i kapatabiliriz bence. Bunluk bir işimiz kalmadı. Şimdi bizim yapmamız gereken şey burada kimin nerede hangi basamakta kaç tane olduğunu aldık. Bir daha iyimize 0 diyelim. Hangi basamakta 10 tane var? O basamağı bulalım. Yine while diyoruz. İ küçüktür. K nokta size diyoruz. Sonra i'mizi arttırıyoruz arkadaşlar. İ'mizi her arttırdığında diyeceğiz ki K'de i'miz eğer olsa, ya 10 tane varsa, eğer 10 tane varsa şöyle hemen arkadaşlar bir tane daha iyi ediyoruz. Bunu da sıfır yapacağız. Çünkü yeni bir while döngüsü açmış oluyoruz burada biz. İ'miz küçük eşittir blocks nokta size olacak. İ'miz de arttıracağız. Bunu da diyeceğiz ki eğer blokların içindeyken bizim bu kaide bulduğumuz satır sayısı onu bir arkadaşlar yüksekliğe çevirelim. Onu şöyle bir değişken içine atalım hemen. Nasıl çevireceğiz? Önce bunu i'mizi 64 ile çarpacağız. Sonra da 208 ekleyeceğiz. Böylece bunu bulmuş oluyoruz.
Bunu bulduktan sonra diyeceğiz ki eğer blokslardaki i'nin pozisyon y ise int şeklinde yalnız virgüllü çıkabilir bu. Bizim burada bulduğumuz n'ye eşitse bunu buradan hemen kaldırıyoruz. Yok ediyoruz. Yani bloğu şu an yok ettik. Bunu da değişkenlerden kaldırmamız lazım. Onu da şöyle da remove i ile yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu kaldırınca mantık olarak bir sağdaki bizim eski basamağımıza gelecek. Ondan dolayı şöyle bunu eksi eşittir 1 diyelim ki aynı basamağı tekrar sorgulayabilelim. Şimdi şöyle tekrar bir kodumuza bakalım arkadaşlar. Ne yaptık biz? Dedik ki sıfırdan değişken oluştur dedik. Böylece satırlarda kaçar tane olduğunu görelim dedik. Dedik ki sonra blokların size kadar yani 0'dan 18'e kadar bütün blokları say dedik. Bunun sayısını al dedik. Pozisyon y'sini integer'den 208 eksi sonra 64'e böl sayısını bul. Eğer bu da kaçıncı basamağa denk geliyorsa artı 1 yap dedik. Sonra geldik buraya. İyimize dedik ki K'dan başla teker teker bak bunlara dedik. Eğer dedik ki bunlar neteki 10'sa eğer bunların teki 10'sa dedik ki sen bunun pozisyon y'sini bul dedik. Burada yaptığımızın tersini aldık. Yani 64'e çarpıp 208 ekledik. Daha sonra yeni bir while döngüsü oluşturduk. i'ye eşittir 0 diye. Bunu da blokların içinde kullanmak için. Blokların içinde biz bloklara bu kutucukları teker teker eklediğimiz için bakın şurada önceki ders videolarında tek tek kendini ekle demiştik. Ha, şurası. Bunu dememizin mantığı oydu arkadaşlar. Ekledikten sonra dedik ki bunu yok ettik. Sonra bir geriye aldık. Böylece tekrardan şey yapmış olacak. Ama bizim burada bir tane daha bir şey yapmamız lazım. O da if gerçekleşince bu döngü devam etmesin arkadaşlar. Döngüyü kırsın çıksın. Şöyle buna da bir tane break ekleyelim. Deneyelim bakalım. Hata çıkacak mı? Çıkabilir. Şöyle gördüğünüz üzere bir tane daha yapınca buraya 3 kutucuk geliyor galiba. 2 kutucuk kalacak. Evet. 2 kutucuk kalmadı. Sadece sağdaki yok oldu. Bunun hatası neden? Hemen bakalım. Bakınca hata da yok gibi gözüküyor ama bir yerde hata var arkadaşlar. Bunu nasıl görebiliriz? Şöyle şuraya hemen bir print komutu ekliyoruz tabii ki de. Şöyle bir k'miz ekleyelim. Oldu. İki tane var. Burada 7 tane var. Direkt üçünü sildi.
Şuraya print kay diyelim. Hemen deneyelim. Şunu silelim. Normal deneme normal yapma mı? Her bir şekilde hata çıkıyor yani. Yaptığımızda 10 dere direkt. Onu buldu. Ama onu bulduktan sonra şunlarda bir hata yaptı. Şuraya o zaman print ni diyelim arkadaşlar. Virgül. Bir tane boşluk. Bir tane daha yapalım. Daha sonra diyelim ki şunu buradan alalım. Blocks.position y diyelim. Bakalım. Bizim hatamız neymiş? Neden kaynaklıymış? Evet. Hepsi 1359. 10 tane 1359 var. Bir de 1296 var. Biz yine bir hesaplama hatası yapmışız anlaşılan. Artık hesaplama hatası olmaması lazım. Ama çıkıyor. Buradakileri de ondan dolayı siliyor arkadaşlar. İki tanesi tutuyor sadece. Şunu tekrar bakalım. Buraya geldiğinde 1360 oluyor. Ama biz bunları eksik bir yere kaydediyoruz arkadaşlar. Şunu bir 64 arttıralım. Çünkü en sayılarımız farklı. Şu an hiç olmadı mesela. Evet, şunların üstünden bir daha tekrardan geçelim bence. Hala bir yerlerde yanlışlık çıkıyor. 1360 dedik. Hesap makinesini açtık. 18 çarpı 64 dedik. 1152 çıktı. 1360'ı 1000. Bir saniye, bunlar hiçbir zaman eşitlenmeyecek. Çünkü int bizim değerimiz 1359 çıkıyor her zaman. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Print. Bir tane eksik çıkıyor her zaman. %7 dediğimizde her şey çözülecek. Sanki. Evet, çözülen bir şey yok. 209 diyeceğiz o zaman.
208'de kalsın bu. Tabii ki algoritmada ben bir sıkıntı göremedim. Evet arkadaşlar, şunu bir baştan yapalım bence. Şunu şöyle print, şunu bir yazalım. Print şeklinde. Şu hesaplamaları bir daha yapalım. Bir saniye. 4 tane aşağı düştü. 1359 yazdı demek. Hesap makinesi tekrar açalım. Diyelim ki 1359'dan 1152 çıkarsa 207 kalır. 207'yi şunu yapalım. Şunu geri en eksi 1 yapacağız. Şunu da 207 yapacağız. Bakalım her şey düzelecek mi? Hayır, hala düzelen bir şey yok. Print niye yap? Peki? Yok olan bir şey yok. Niye nasıl düzelsin? N-1'i biz neden ekledik ki? Evet, 18. indeks yok çünkü. Gayet mantıklı yani. Kırma olayını, kırma olayı kalsın, kırma olayıyla bizim alakamız yok ki şu an. Evet, şunu bir yapalım öncelikle. Şöyle şuraya bir K diyelim arkadaşlar. Bir K'mize bir bakalım. Evet. Şöyle bir daha bakalım. 1'e 7 dedi. 0'a 10 dedi. Üst basamağı sildi. Üst basama silmemesi lazım. Bizim n-1 dedik, i artı 1 demedik. Bunun için uğraşıyoruz. n-1. Basamak 0 oluyor ama bizim hesabımızda 1. basamak oluyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte yaptığım için böyle olabiliyor. Evet, sonuncu basamağı sildi. Evet, ben şu an bir sıkıntı göremiyorum. Bu arada şunu da yapalım. Şu işlemi yaparken bütün her şey dursun arkadaşlar. Aşağıda şunu geri başlasın. Get tripos arkadaşlar. Tris'ini unutmuşuz. Şöyle ekleyelim. Ve yaptığımız arkadaşlar bakın. En alttaki siliniyor. Şimdi bizim işlemlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bunun sürekli çalışması bizi biraz kastıracaktır arkadaşlar. Ondan dolayı şunu bir silelim şuradan. Şuraya diyelim ki eğer input ya da burada neden diyoruz? Main'de diyelim. Tek tek her bloğun fonksiyonunda bu çalışmasın.
Funch physics projects data if input not is exchange as preset. Aşağı bastığımda Fint blocks diyelim. Böylelikle biz istediğimizde çalışacaklar arkadaşlar bu fonksiyon. Şöyle yapalım mesela. Aşağı bastığımızda, pardon, elde bastığımızda şöyle silecektir. Şunu da aşağı yapalım. Neden end yapmışız ki? Şimdi yapmamız gereken bizim şu B'mizi 1'den 8'e kadar, şunu 7'ye kadar yapacağız. Int'e çevireceğiz. Şunu da C'ye yaptık mı? Artık randomize komutumuzda düzgün çalışacaklar arkadaşlar. Şöyle bakalım hatta. Gördüğünüz üzere rastgele şeyler geliyor. Bunun şekli mi değişiyor gelirken? Bana böyle geliyor. Biraz dikkatli bakalım. Şu altları temizleyelim. Gelirken yo, aslında o biraz da hızıyla alakalı bence. Evet. Hızıyla alakalı. Yani aynı komutta geliyorlar onlar sonuçta. Bir sıkıntı yok bizim için. Zaten bizim amacımız burada bir şeyleri göstermek. Yani oyunun tıpkısının benzerini yapamayız arkadaşlar. Biz firma değiliz. Şimdi benim bir de burada yapmak istediğim şey şu collide fonksiyonuyla tam yere eriştiğinde arkadaşlar bu fonksiyon çalışsın. Fint blocks fonksiyonu o zaman çalışsın. Bunu da nasıl yapabiliriz? Evet, o da diğer dersimizin bir konusu olsun.